Arkadaşlar merhaba. Bugün zeytinyağlı patlıcan kıvamında bir patlıcan yemi yapacağım. Etsiz olacak. Burada gördüğünüz gibi jalapeno biber kullanacağım. Kapya biber kullanacağım. Böyle bir büyük soğan kullanıyorum. 3 tane de patlıcanım var. Geriye kalan malzemeler ise salça, yağ olacak arkadaşlar. Soğanımı soydum. Jülyen şeklinde doğradım. Böyle tencerenin dimine doğradıktan sonra yerleştiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra patlıcanlarımızı alacalı soyacağız ve uzunlamasına keseceğiz. Patlıcanlarımı da alacalı soydum. Şöyle yanlamasına uzun uzun kestim arkadaşlar. Böyle tenceremin içine yerleştiriyorum. En altta soğanımız var. Üstte patlıcanlarımız olacak. Böyle bu şekilde hepsi çiğ olarak yerleştiriyorum. Bir nevi zeytinyağlı patlıcana benziyor ama bunun içinde biraz acı olacak arkadaşlar. Bu jalapeno biberin acılığı yansıyacak bu yememize. Jalapeno biberlerimi ve kapya biberlerimi de doğradıktan sonra tencereme aktaracağım arkadaşlar. Çok acı gelir bana derseniz bunu normal biber olarak değiştirebilirsiniz. Acılı olmasını istediğim için, hele de bu kış aylarında bu acı olayı gerçekten bize çok lazım. Biliyorsunuz korona var, nezle var, grip var. Her şekilde acı bu virüslere karşı etkili oluyor arkadaşlar. Bunları da alıp tenceremi yerleştiriyorum. Tenceremi bunları da yerleştirdikten sonra şimdi bir miktar sıvı yağ ilave edeceğim. Bir yemek kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Şöyle ekleyelim her tarafına. Sonra bir çay bardağı kadar sıvı yağ ilave edelim. Şimdi iki kaşık yemek kaşığı da domates salçamızı suda eritelim bir güzel arkadaşlar. Çözdürelim. Yemeğimize ilave edeceğiz. Salçalı sudan önce arkadaşlar şöyle 5-6 adet diyelim. Direkt sarımsaklarımı yemeğin içine atıyorum. Sadece aroma versin diye. İsterseniz doğrayabilirsiniz. Bu şekilde de olur. Doğrayarak da olur arkadaşlar. Bir yandan da salçalı suyumun ısınmasını bekliyorum. Böyle sıcak eritilmiş, iyice böyle sulandırılmış bir salçalı su yapıp üstüne ilave edeceğim. Hiç karıştırmadan doğru ocağa alacağız ve kısık ateşte pişireceğiz arkadaşlar. Yemeğimizin üzerine bir miktar kimyon. Bunlar damak zevkinize göre verebilirsiniz arkadaşlar. Bir miktar da karabiber ekliyoruz. Daha sonra yaptığımız salçalı suyu dökelim. Tenceremizi ocağımızın üstüne alalım. Kapağımızı kapattıktan sonra kısık ateşte patlıcanlar pişene kadar bekleyelim arkadaşlar. Yemeğimi ocağın üstüne koydum arkadaşlar. İlk önce bir kaynatacağız. Bir kaynasın. Daha sonra kısık ateşe alacağız ve yavaş yavaş pişmesini bekleyeceğiz. Bir yarım saat oldu. Yemeğimi hiç karıştırmadım arkadaşlar. Ama şöyle bir bastıracağım yemeğimi. İyice tüm patlıcanlar falan pişsin diye yine kapağını kapatacağım. Kısık ateşte pişirme işlemine devam edeceğim. Aşkım, aşkım, aşkım. Yemeğimize bakalım arkadaşlar. Bakın ne kadar da güzel oldu. Ben çatal yardımıyla da kontrol ettim. Patlıcanlarım da pişmiş. Şimdi altını kapatacağım. Bir 5 dakika dinlendireceğim. Daha sonra servis tabağına alacağım. Yemeğim pişti. Servis tabağına aldım arkadaşlar. Bakın size göstermek istiyorum nasıl böyle lokum gibi yumuşacık oldu.
mutlaka denemelisiniz. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Düşündüğünüz kadar da jalapeno biber acısını da vermiyor aslında. Ama dediğim gibi siz acı olabilir ihtimaline karşı isterseniz normal biber de kullanabilirsiniz. Ben patlıcan yemeğimi, etsiz patlıcan yemeğimi bu şekilde yaptım. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Selametle.